Sıradaki kayınvalidem Gülten Sultan geliyor. Hoş geldin. Seni gelinler eleştiriyor, eleştiriyor. Nasıl aşçısın diyor. Şöyle bir göster aşçılığını. Değil mi artık? Patatesi biraz çiğ geldi. Tavuğu güzel pişmiş. Mantarı da fena değil, yumuşak. Lezzeti yerinde, fena değil. Beşamel sosunu da sevdin mi? Beşamel sosu evet, yani kıvamlı. Peki, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Patatesi biraz fazla pişmiş buldum. Beşamel sosunun ve kızarmışlığının rengi, koyuluğu gayet güzel yerinde. Tavuğu da güzel pişmiş. Bu da fena değil. İkisinin arasında biraz herhalde gelip gideceğim gibi. Patatesini niye fazla bulmuş olduğunu, fazla pişmiş olduğunu düşündün? Biraz ocakta mı acaba fazla kaldı? Zaten belli herhalde, biraz üstleri fazla kızarmış. Ondan da olabilir. Püre gibi mi olmuş? Püre zaten herhalde içindeki. Evet. Değil mi? Evet. Yani güzel. Fena değil. İkisinin arasında kalacağım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bu püreyi anlayamayan, yemeğin içinde patates olduğunu anlayamayan kayınvalideler var aramızda. Ama... Bunun da tavuğu güzel pişmiş. Zaten tavuk çabuk pişen olaydır. Püresi biraz sanki cıvık gibi geldi bana. Biberinin kesilmesi gayet güzel. İçerisinde görünümü de güzel. Tavuğu da güzel pişmiş. Ama püresi biraz sanki bana cıvık gibi geldi ama. Beşameli? Beşamel sosu kıvamında. Orta. Diyorum. Bunlardan daha mı az beğendin? Evet. Evet. Peki, son taban. Nursel Hanımcığım, tavuğu da zaten hemen hemen... Tatlar hep zaten birbirine yakın. Biraz da hadi el lezzeti falan filan da vardır tabii ki muhakkak. Lezzetli geldi bana. Tavuğu da güzel pişmiş. Biberleri de içerisinde, kıyımı da güzel. Mantarı? Mantarı da evet, mantarı da pişmiş biraz. Yani hepsi iyi gibi geldi. Beşamel güzel. Sosu ve patates beşamel... püresini sevdin mi? Lezzetli evet. Beşamel sosu biraz lezzetli ama beşamel sosu biraz daha kurumuş sanki. Fırında biraz fazla mı kaldı ki acaba? İçiyorum puanlamaya. Tamam. Üç. Birinci tabak 3 puan. İkisinin arasında gidip gelmiştim. O zaman buna da 3 vereyim. İkinci tabak 3 puan. Bu benim Eda'mın tabağına sanki el lezzetine uygun gibi. Buna 4 vereyim. Bir birin kaldı, bir pardon, beşin kaldı. Pardon, beş. Üçüncü tabak 5 puan, dördüncü tabak 1 puan. Karıştırdın mı? Yine evet. Öyle mi? Tatlar hakikaten... Ona yüksek vermek istedin. İstedim. Daha sonra... ikisinin arasında acaba da kaldım Eda'nın el lezzeti. Ona yüksek versen buradan birine mi bir verirdin? Gibi geldi. Çünkü ikisi, ilk etapta da hatırlarsanız ikisinin arasında kalmıştım. Kayınvalidemiz 2 tane 3 kullandı. Yanlışlıkla 1 kaldığı için sona 4. tabağa 1 verdi. Siz de gördünüz.
Umarım geline yüksek puanlardan biri çıkar. İnşallah. 3 puanın sahibi gelin. Çok da güzel bir puan değil ama bakalım kim? Bu tabağı beğendin aslında. 3 puan verdin. Sahibini öğrenmek için önce açmamız gerekiyor. Aç da görelim. Sena Nur. Ya Gülten teyze, 1 ile 2'yi nasıl kıyaslayabiliyorsun? Öncelikle ben şöyle bir geleyim. Sence bunun üstünde beşamel var mı? Hani var dedin ya, kızarmış dedin. Nerede görebiliyorsun? Biraz, dedim ya sana yavrum, gerçekten cıvık demiştim ona ama. Ama tat olarak da ben bakıyorum bak, biraz. Bak 3 tabakta beşamel var ama bunda yok. Ve patatesini ben buradan görüyorum bu kadar olduğunu. O püre değil. Zaten ondan ben yanıldım. O püre dikkat ederseniz. Değil. Onunla onu nasıl kıyaslıyorsunuz bilmiyorum. Hatta daha diyorsunuz ki 1 ile 2'nin arasında kaldım diyorsunuz. Madem 1 ile 2'nin arasında kaldıysanız en lezzetli 2'ye verseydiniz 5. Yani yaptığınız puanlama bile puan değil açıkçası. Yani bir de beşamel ama, yok ya ama, patates bu kadar duruyor. Püre dediğiniz sizin nasıl olur? Ya kızım bak şimdi zaten ilk etapta. Haşladıktan sonra böyle kalın kalın doğrarız. Biz püreye öyle diyoruz değil mi sizin açınızdan? Tabii ki püre normalde sütle falan yapılır yani ama patates falan. Ezersin iyice böyle haşlandıktan sonra püre odur açıkçası. Ha siz ona nasıl bilmiyorum ben bir şey diyemiyorum ya. Artık yavrum yani ikisinin arasında çok kaldım. Çok hak yiyorsunuz. Biz inan de ki çok hak yiyorsunuz ya. Olmuş tabaklara götürüyorsun, olmamış tabaklara götürüyorsunuz. 3'ü, 4'ü, 5'i yapıştırıyorsunuz ya. Kızım yani yapacak bir şey yok. Yani ben biz de burada yapacak puan bir şey verirken var anne. Zorlanıyoruz biliyorsun. Efendim? Yapacak bir şey var. O da buraya 4 tane tabak koyulduğu zaman birinci tabağı sen orada ben kötü dediği bir tabak duymadım ya. Siz duydunuz mu? Elbette yok. Aralarında vardı. Hayır kötü dediği bir tabak yok. Şurası da olmamış ya. Bu da çok kötü olmuş dediği ben hiçbir hepsine ama bari çok güzel yorum yapıyorsun. Mı düşünüyorsun? Sen buradaki gelinleri kırmamak adı altına onlara bu kadar sert cümleler kurmadığın için bu eleştirilere maruz kalıyorsun. Aslında ben hiç karışmayacaktım. Bırakın yesinler seni diyecektim ama artık dayanamadım yani. Vallahi biz o kadar da saygısız olmadı. Değiliz. Biz tabaklarımızı savunuyoruz burada. Tabii ki de savunacaksınız. İşte savunduğumuz için mi bu şekilde oluyor puanlaması da? Yani yaptığı yoruma nazaren versin kendisi puanları. Kendisi güzel yorum yapamadığını söylüyorum. Sema Nur iyi misin? Sena Nur. Gelinin güzel bir şey söyledi. Gerçekten evet. De hiç yani kötü dediğim bir tabak olmadı. Genelde iyi, iyi, iyi dedin. Güzel yorumlar yaptın. Bu tabağa da güzel yorumlar yaptın. Tutar mısın kenarlarından? Şimdi ikinci 3 puanın sahibini öğrenelim. Patatesin kür olması için ne olması lazım? Şimdi ilk etapta kısacık böyle. Çok iyi pişmesi lazım. Tabii ki. Heh. Haşlanıp da yapılması gerekiyor. Burada patatesi pişmemiş dediğin bir tabak var. 3 puan verdin. Açıyorum 3 puanın sahibini öğrenmek için. Açıyorum. Açtım. Eda Nur. Tavuğa bakabilir eyvah, miyim? Eyvah. Müsaadenizle. Gelinim. Bir tane yok da anne orada tavuk anneciğim. Ya. Anneciğim. Yiyecek. Bak. Bu ne? Bunlar bak, ne? Eda. Patates görüyor musun? Anne sen ben, bunu karıştırarak bunu yukarı olduğunu, getirmiş. En ben altta şey zaten diye zannettim. Patates. O yüzden orada dedim ki. Hayır patates en altta anneciğim. Niye algı? Bak tavuk. Yani bunu görebilmek için. Biz orada böyle konuşurken 10 kilometre öteden bak, falan belli bak, olur bu tavuk Eda'cığım, değil mi? Püre olayını kaçırmışım. Ben zannediyorum ki bütün anne kaçırma ne yapıyorsun zannediyorum. Orada? Ne yapıyorsun? O yüzden orada yani. Orada ne yapıyorsun? Oldu. Tamam orada ne yapıyorsun? Hatalıyım bu konuda. Öyle biz oldu. Altıncı günümüz. Hep hatalıyız 6 günden beri. Yani hatalarımızla da bu hafta sonu hakikaten gideriz. O kadar güzel bir elemeye sonrası yani. Ya sen birlik tabağınla 3 aldığına şükretsene biraz. Niye şükredeceğim? Ya neden? Pişmemiş dediğin tabağa 3 verdi. Olacak. Güzel tabağı değil. Bak az önce dediniz ya 4 tabakta da hepsini beğendi. Evet. Tek beğenmediği şey birinci tabaktaki patatesin çiğ olmasıydı.
Tamam, benim mantıken kaynamam, ona bir vermesi gerekiyor. Aslancığım, ben sana bir şey anlatayım. Gülter teyze bizim kuru fasulye ustamız. Gülter teyze burada lezzet aramaz. Çünkü gelininin tabaklarının bizimki kadar güzel olmadığını biliyor. Daha adapte olamadım tam. Yani herkesin adapte olma olasılığı farklıdır. Ya, herkes yer de ben yemem. Ben yemem yani. Ye veya yeme yani. O senin bileceğin bir şey. Gerçekten yani herkes farklı farklıdır adaptasyonu. Yani benim gerçek ciddi anlamda söylüyorum. İster inanın, ister inanmayın. Gülter teyze bana çok meslek bir var daha aslan. Da kuru fasulyeci falan filan deme yani. Gülter teyze de çok meslek var. Sen yanıkçı desene ya. Çoklu meslek grubuna sahip. Yanıkçı desene sen. Niye savunmuyorsun kendini? Allah İnsanları Allah. İnsanları kırmaktan bu kadar endişe etme. Sonra sen üzülüyorsun. Bir saniye, ben bir aslanla muhabbet edeyim. Bir tanıtayım değil mi herkesi hep, yani? Yani bu kadar da özgüven yeter yani. Hep seviyorum aslanı. İyi aslanla muhabbet ediyorum. Ona bir şeyler anlatmak istiyorum. Aslancığım bak, Gülter teyzemizi anlatayım ben. Çoklu meslek gruplarından Gülter Hanım kendisi. Gülter teyzenin 10 elinde 10 tane marifet var. Bu kadar da lütfen üstüme gelme artık yani. Gerçekten zoruma gitmeye başladı senin dediğin, yaptığın şimdi, yorumlar. Gülter teyzeciğim, senin puanlamaların da benim zoruma gidiyor, anladın mı? Benim zoruma gidiyor. Kızım ben ilk defa, ben yıllarca mesleğimi yapan bir insanım ve ilk defa bir programa katılmış bir insanım. İlk defa o kadar kameraların karşısına çıkmış bir insanım. Yani benim de bu kadar da heyecanımı normal karşılamanız lazım. Bu kadar da benim üstüme gelme artık ya. Şimdi Damla bu kadar üstüne gelmişken ona 5 verdiysem... İşte o zaman geri alacağım. Bu kadar da gelininin yanına nasıl gideceksin? Ya. Ya Aslan'a ya Damla'ya 5 puan verdin. Kayınvalidemizden 5 puanı alan gelin Aslan mı, Damla mı? Haftanın ilk günü 3. kayınvalidem 5 puanı Damla'ya mı verdi, Aslan'a mı? Açalım ve görelim. Damla! İşte aşçı ya. İşte lezzet.